Vergi usulüne ilişkin 65 maddelik bir değişiklik söz konusu olmuşken, Vergi Usul Kanunu 359 madde mağdurlarının sorununun çözümüne dönük düzenleme yapılmamış olması büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. Geçen yıl bu konu hakkında kanun teklifi verdim. Mecliste ve komisyonda dile getirdim. Parti gruplarıyla konuşarak mutabakat sağladık. İktidar partisi milletvekilleri de çözülmesi gereken bir husus olduğu konusunda söz verip kamuoyuna açıklama yaptılar. Dördüncü yargı paketinde düzenleme yapılacağını söylediler. Ama ne var ki paketin ne yargı paketinde ne de bu teklifte düzenleme yapılmadı. Vergi Usul Kanunu 359. madde kayıt ve belgelerde usulsüzlük yapılması nedeniyle ağır ceza içeren bir maddedir. Buna kimsenin bir itirazı yoktur. Ancak tahrifat yapılan belgenin düzenlemesine bir ceza kullanılmasına ikinci ceza ve her vergi döneminde de cezaların katlanıyor olması orantısız ve 20-30 yıla varan ağır hapis cezaları verilmesine neden oluyor. Hatta olayda suç kastı vergi kaybı olmasa bile ağır cezalar verilebiliyor. Oysa bu suça verilecek cezanın karşılığı Türk Ceza Kanunu 43. maddesinde zincirleme suç kavramıyla tanımlanmıştır. Buna göre aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza 1/4 ile 3/4'e kadar arttırılır. Türk Ceza Kanunu 43. maddesi bu tür suçlar hakkında açık düzenleme getirmiştir. Tatbikatta vergi müfettişlerinin insaf ve kanaatine göre cezalar verilmektedir. Bu konu yüzünden mağdur olmuş yüz binlerce esnaf bulunmakta olup yıllardır konunun asıl yetkisi meclisten adalet beklemektedirler. İktidar meclis grubu adaletin sağlanması adına yukarıdan ses gelmesini bekliyorsa Yüce Meclis'e, adalete ve yüz binlerce mağdura haksızlık ve adaletsizliktir.